Dostlar selam, an itibariyle birçok Xiaomi telefona sistem launcher güncellemesi geldi. Sizlerle beraber bu güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu güncelleme ana ekrana yönelik bir güncelleme. Geldiği zaman sadece ana ekran değişiyor, yeni özellikler geliyor tarzında, mesela şu an olduğu gibi. İlla ki biliyorsunuzdur, tüm Xiaomi'lerde bu görmüş olduğunuz gibi uygulama çekmecesi bölümünü 3. partiler yardımıyla yapabiliyordunuz. Az önce gelen sistem launcher güncellemesiyle artık telefonun kendi özelliği haline geldi. Yani herhangi bir şey indirmeden kendi ayarlar menüsünden açabiliyorsunuz. Dostlarım öncelikle gelen güncelleme yaklaşık 9 MB bir boyuta sahip. Şöyle ayarları açtığımız zaman sistem uygulamaları güncelleyici bölümüne giriyoruz. Buraya girdikten sonra zaten otomatikman güncellemeleri denetle seçeneği çıkıyor. Çıktıktan sonra güncellemeleri denetliyorsunuz ve orada yaklaşık 3 tane güncelleme olmuş oluyor. Arama kayıtları, yani arama bölümü. Arama bölümü dediğim kısım şurası. Takvim, bir de sistem, yani ana ekran güncellemesi gelmiş oluyor. Yani güncellemeyi telefon hakkında kısmından değil de sistem uygulamaları güncelleyici kısmından yapacaksınız. Her neyse, oradan yapıyorsunuz işte. Yaptıktan sonra telefonu bir yeniden başlatmanız gerekiyor sağlıklı çalışması açısından. Ben yeniden başlattım. Şimdi gelen yenilikleri nasıl göreceğiz? Görmek için şöyle parmağımızla ekranı kıstırıyoruz. Kıstırdıktan sonra ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra gördüğünüz gibi geçiş efektleri, varsayılan ekran ayarları vesaire. Burası değil. Yapmamız gereken altta daha fazla bölümünü tıklamak. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi önceden olmayan seçenekler karşımıza çıktı. Neler çıktı? Öncelikle eskiden ana ekran uygulama çekmecesiyle diye bir seçenek yoktu. Bu güncellemeyle geldi ve artık telefonda uygulama çekmecesi özelliği bulunuyor. Buradan tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman iki tane seçenek var. Görmüş olduğunuz gibi. Bir normal, bir de uygulama çekmecesiyle. Buradaki ana ekran seçeneklerinde normal olarak gösterilen bildiğiniz Xiaomi'lerin arayüzü, yani iPhone'da olduğu gibi, iOS cihazlarda olduğu gibi tek bir menüsü var. Herhangi bir uygulama çekmecesi bulunmuyor, yani Samsung'da falan olduğu gibi bulunmuyor. Bunu yapmak için biliyorsunuz ki önceden bir uygulama indirmemiz gerekiyordu. Şu anda kendi özelliği dediğim gibi. Ana ekran diyoruz ve burada uygulama çekmecesiyle kısmına tıklıyoruz, tikini açıyoruz. Öncelikle sizden bir izin istiyor, tamam diyorsunuz. Tamam dedikten sonra geri geliyorsunuz ve gördüğünüz gibi artık telefonumuzun ana ekran düzeni bile değişti hatta. Böyle bir düzene kavuştu. Bakalım yana doğru, gördüğünüz yana doğru kaydırıyorum, hiçbir şey olmuyor. Burada ne var? Uygulama kasası var. Oradan yukarı doğru çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tüm Samsung'larda olduğu gibi artık bizim de bir uygulama çekmecemiz bulunuyor. Tabii ki bu uygulama çekmecesi açmak için yine Samsung'la kıyaslıyorum. Çünkü Samsung bu özelliğiyle meşhur oldu. Bu özelliği Samsung meşhur etti. Bir tuş bulunmuyor. Hani bastığınız zaman gelen bir şey değil. Yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Yukarı doğru kaydırdığınız zaman önünüze çıkıyor. Ve bence düzeni vesaire çok iyi. Mesela sağa doğru kaydırdığınız zaman haberleşme ile ilgili uygulamaları gösteriyor. Tekrar sağa kaydırıyoruz. Eğlence, tekrar sağa fotoğraflar, araçlar, haberler, okuma, alışveriş tarzında gidiyor. Bence çok güzel olmuş. Bu tabii ki kategorileri siz kendiniz de düzenleyebiliyorsunuz. Kaldırıp ekleyebiliyorsunuz. Kendi kafanıza göre bir tane ekleyebiliyorsunuz. Ya bu şekilde bence uygulamalara ulaşmamız daha kolaylaştı. Daha güzel oldu. Tüm uygulamaları burada kolay bir şekilde görebiliyoruz. Şurada seçenekler kısmına tıklıyorsunuz. Seçenekler kısmına tıkladıktan sonra uygulama önerilerini açıp kapatabiliyorsunuz ki bende açık. Onun dışında uygulama kategorileri yönet. Az önce bahsetmiştim. Dilerseniz özel bir kategori ekleyebiliyorsunuz. Burada haberleşme, eğlence vesaire bunları çıkarabiliyorsunuz. İsterseniz de komple kategori kısmını kapatabiliyorsunuz. En sevdiğim yanda arka plan kısmı oldu. Arka planı işte ışık, yani beyaz renk olarak, karanlık, siyah renk olarak ve sistem olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Sistem muhtemelen şey oluyor. Mesela ben telefonumu ayarladım. Akşam olduğu zaman otomatik karanlık modu alıyor. Sabah olduğu zaman otomatikmen gündüz modunu alıyor. Bu da bu sistemi yapınca muhtemelen akşam olduğu zaman arka planı siyah yapacak. Sabah olduğu zaman da ışık, yani beyaz yapacak. Buradan şeffaflığını da ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu genelde karanlıkta ya da komple ışıkta kullanıyorum. Sistem yapmıyorum. Dilerseniz işte şeffaflığında 125-100 olarak ayarlayabilirsiniz. Bence çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Ek olarak bir de kaydırma çubuğu var. Kaydırma çubuğu dediğiniz zaman orijinal düzen A'dan Z'ye diye bir seçenekler bulunuyor. Ben bunu yine orijinal düzen olarak kullanıyorum. System Launcher güncellemesiyle gelen diğer özellik ise simge boyutu. Simge boyutu kısmına tıklıyorsunuz ve artık burada simge boyutlarını ayarlama şansımız bulunuyor. Mesela şu an large'daymış. X small yapıyoruz. Ardından uygula deyip ana ekrana geliyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi çok küçük oldu. Bu bence hoş değil. Görüntü açısından çok boş duruyor. Büyütmek için yine simge boyutu kısmına giriyoruz. X large yapıyoruz. Large yapıyoruz. Ben bunu large'da kullanmayı çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Önceden small'du galiba. Şu anda large. Uygula diyorsunuz. Uygula dedikten sonra sizi ana ekrana atıyor. Tamam dediğiniz zaman da gördüğünüz gibi uygulanıyor. Bu 9 MB'lık güncelleme ile gayet güzel özellikler geldi. Benim çok hoşuma gitti. Yani bu uygulama kasasının gelmesi beni çok mutlu etti diyebilirim. Sizlere de bildirmek istedim. Telefonunuza gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Kontrol edin. Gelmediyse yakın zamanda gelir. Çünkü dağıtıma çıkmış daha. Çoğu cihaza gelmiştir, çoğu cihaza gelmemiştir. Zamanla gelecektir diye düşünüyorum. Siz de sabredin. Mi 9 serilere muhtemelen geldi. İşte Mi 9'dur, Lite'dır. İşte Redmi Note 8 Pro'dur. Bunlara da yakın zamanda gelecek diye düşünüyorum.
Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.